a'ın özet tarihi 5000 yıllık tarihimizin en başından beri arta tarihi Ermenistan'ın bir parçası olmuştur. Artah'ın mülkiyeti ancak Mayıs 1918'de kurulan ve ondan önce böyle bir devlette ulus olmayan Azerbaycan tarafından tartışıldı. Azerbaycan kurgusal bir tarih yaratmış ve böylece nüfusunu eğitmiş nesiller yetiştirmiştir. Azerilerde gerçek tarihi sadece Ermenilerden değil, Pers, Bizans, Roma, Asur ve diğer kaynaklardan da öğrenebilirler ki bu görgü tanıkları tarafından yazılan kaynaklardır. 1918'den önce oluşturulan haritalarda ülkelerinin adını bulmaya çalışsınlar bakalım kesinlikle bulamayacaklar. Bu 2020 Sonbahar Savaşı'na kadar tarihi vatanımızın haritasının yani Ermenistan ve Arçak'ın 42 bin metrekarelik alanıdır. Üstelik bu sadece büyük hayktır. Küçük hayk Ermeni Mezopotamyası ve Kilikya'da vardır. Bu Artsah ve Udiki'de içeren Van'ın Ararat Krallığı'dır. Bu Dünya haritasına göre Artsah ve Utik'in, Büyük Hayk'ın 15 eyaleti arasında yer aldığı Ermenistan'dır. Bu arada Artsah meselesinden bahsederken, tarihi Ermenistan'ın bir parçası olan ve bugün Azerbaycan'ın bir parçası olan Utik ve Paydagaran'ı herkes unutmuş gibi görünüyor. Utik, müttefik devlet Ahbank ile sınır olan Kur'an nehrine kadar uzanıyordu. 1045'te Bagratuni Krallığı'nın yıkılmasından sonra Ermeni yaylasında artık birleşik bir krallığımız yoktu. Zakaryan Hanedanı, Kilik Ermenistan'ı vardı ancak birleşik bir Ermeni krallığımız yoktu. Devletin yıkılmasından sonra Ermenistan ve Bizans Küçük Asyası, Orta Asya'dan gelen Selçuklu Türkleri tarafından fethedildi. Türkler bu bölgede ilk Türk devletini 1086'da Anadolu Selçuklu Sultanlığı'nı kurmuş ve böylece bölgemizde yerleşmişlerdir. Daha sonra Bizans İmparatorluğunu da yıktılar. Yerel halkı tehcir etmeye, sürmeye, katletmeye ve asimle etmeye başladılar. Ermenistan toprakları için 16. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Türkiye'si ve Safaviler 200 yılı aşkın bir süredir savaştı ve Ermenistan'ı iki kez ikiye böldüler. Doğu Ermenistan'da Artsak, Sünnik ve Sotk kendi silahlı müfrezeleriyle bağımsızlıkları için savaşarak iç bağımsızlıklarını her zaman korumuşlardır. Artsak'ta Haçen, Varanda, Gülistan, Cirabert ve Dizak olmak üzere beş meliklik kuruldu ve 18. yüzyılın başında Sünük'te kurtuluş mücadelesi David Beck ve Mıhtar Sparabet tarafından yönetildi. 18. yüzyılda güçlenen Rusya yüzünü Kafkasya'ya çevirdi. Onu Karadeniz Boğazları ile Kafkasya'nın yer altındaki zenginliği ilgilendiriyordu. O, Kafkasya'yı Orta Doğu'ya uzanmak için açılan bir kapı olarak görüyordu. Rusya 19. yüzyılda İran ve Türkiye ile savaşa girişti. Türkiye'ye karşı savaşlar bölgemizin haritasını değiştirmedi. Çünkü Rusya Balkan yarımadasındaki topraklarla daha fazla ilgilendi ve İran'a karşı savaşlar ise Rusların zaferiyle taçlandı. 1813 yılında Rusya, Gülistan Antlaşması uyarınca Şirak, Lori, Sünik, Arsak, Doğu Transkafkasya, Dağıstan ve diğerleri İran'dan aldı. Bu arada bütün Rus-Türk ve Rus-Fars savaşlarında Ermeniler safça kendilerini Hristiyan Rusların Müslüman Türklerden ve İranlılardan kurtarmak için geldiğini düşündükleri için Ruslara katılarak büyük bir rol aldılar. 1826-1828 yıllarındaki 2. Rus-İran savaşı sırasında Rusya ayrıca Yerevan, Nahıçevan ve Ordubat bölgelerini de işgal etti ve sonucunda Türkmençay Antlaşması uyarınca Doğu Ermenistan'ın Araks nehrine kadar olan kuzey kısmı Rus egemenliğine girdi ve Araks'ın güneyi İran olarak kaldı. Kafkasya'yı işgal ettikten sonra Rusya bölgenin etnik dağılımını hesaba katmadan idari bir bölme yaptı. Ermeni topraklarının bir kısmı Lori Utik, Tiflis'e, diğer kısmı Sünik, Artsak, Doğu Utik ise daha sonra Bakü eyaleti olarak yeniden adlandırılacak olan Şamahi eyaletine devredildi. Daha sonra komşularımızı bu bölgeleri kendi toprakları olarak görmeye yönlendiren bu Rus idari bölümüydü. İşin garibi ise yalnızca Mayıs 1918'de kurulan Azerbaycan devleti Ermeni tarihi topraklarımızı kendisininmiş gibi göstermesidir. İdari değişiklikler devam ediyor ve Yerevan eyaleti küçülüyordu. Rusya Kafkasya'da kilisenin bağımsızlığına saldırarak Ermeni okullarını kapatarak okullarda Ermeni dilini, tarihini ve coğrafyasını yasaklayarak bir kolonizasyon ve Ruslaştırma politikası izliyordu. Ama en korkunç olanı 1905-1906 yıllarında Rusya'nın Kafkasya'da Ermeni-Tatar çatışmalarını kışkırtmasıydı. Ruslar Doğu Kafkasya Müslümanlarına yani şimdiki Azerilere Tatar diyordu. İşte bu Tatarlara silah verdi ve onları Ermenilerin üzerine saldırttı. Peki neden Rusya özellikle Ermenilerin belini kırmaya çalışıyordu? Çünkü 5000 yıllık Ermeni halkı bir millet olarak örgütlenmişti artık ve Doğu Transkafkasya'nın dağınık ve karışık kitlesi yani Kafkasya Tatarlarının aksine Ermenileri Ruslaştırmak kolay değildi. Doğu Ermenistan Rus sömürgesine maruz kalırken Türk egemenliğindeki Batı Ermenistan ise soykırıma maruz kalıyordu. Hamidiye katliamları 1890'larda gerçekleşti. Jön Türkler ise 1914-23 yıllarında Medziyeherni soykırımı gerçekleştirdiler. Batı Ermenistan Ermenilerden boşaltılmış oldu. Ve tüm bunların amacı Türklerin tüm Türk kabilelerini ana vatanları olan Orta Asya'dan Kafkaslar da dahil olmak üzere Küçük Asya'ya yani Ermeni yaylalarına, Kuzey Çin'e, Kuzey İran'a kadar tek bir devlet olarak hayal ettiği Büyük Turan fikriydi şimdiye kadar hem Kafkasya'da Azerbaycan'ın yaratılması hem de Ermenistan'a karşı mevcut mücadele bu amaca yönelikti. Artsah mücadelesi sadece Artsah mücadelesi değil, Türklerin Ermenistan'ı arenadan çıkarıp Turan'ı yaratma mücadelesiydi. 1918'in başından itibaren Türkler Doğu Ermenistan'da da fethetmek için yürüdüler ve Mayıs ayında Sardarabad, Başabaran ve Karakilise kahramanlık müharabelerini kazanmasaydık tarihin sahnesinden kaybolacaktık. Zaferler sayesinde Yerevan'dan Sevan'a, Şirak'tan Vayasur'a ilk başta sadece 12 bin kilometre kare olmasına rağmen Birinci Ermenistan Cumhuriyeti doğdu. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye'nin kaybeden taraf olarak ortaya çıkmasından yararlanarak Birinci Ermenistan Cumhuriyeti topraklarını genişletmeyi başardı ve 1919 baharında 71.130 kilometrelik bir alana sahip oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın galip gelen ve mağlup olan devletleri arasında müzakereler sürüyordu. Bu müzakereler çerçevesinde galip devletler mağlup Türkiye ile Türkiye topraklarının galip devletleri arasında bölündüğü Sevr Antlaşması'nı imzaladılar. Türkiye'ye sadece İstanbul ve çevre bölgeleri kalırken Ermenistan'ın birinci cumhuriyetine ise Van, Bitlis, Erzurum, Trabzon eyaletlerini içeren 90 bin kilometre kare veriliyordu ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin 71.330 bin metre karesi ile birlikte 161.330 bin metre kare olacaktı. Daha sonra 22 Kasım 1920'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson, Sevr Antlaşması ile tanımlanan bölgelerin Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu tahkim kararıyla ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri anayasasına göre tahkim kararları dokunulmaz ve devredilmezdir. Yani Wilson'un kararı hala geçerli bir belgedir ve Ermenilerin iddialarının en önemli dayanaklarından biridir. Ancak Sevr Antlaşması gerçekleşmedi. Rusya ile Türkiye ittifak yapınca Ruslar Türk topraklarını itilaftan temizlemek ve Ermenistan'ı işgal etmek için Türklere silah ve para verdi. Eylül 1920'de Türkiye Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı saldırıya geçti ve 2 Aralık'ta Ermenistan Cumhuriyeti düşüş yaşadı. Rusya Türkler aracılığıyla ilk Ermenistan Cumhuriyeti'ni yıktı ve iki ülke Ermenistan topraklarını bölüştü. 16 Mart 1921'de Moskova'nın yasa dışı Rus-Türk antlaşmasına göre Kars ve Surmalı Türkiye'ye, Nahçıvan ise Azerbaycan'a verildi anlaşma yasa dışıydı. Çünkü ilk olarak iki devlet Ermenistan'ın katılımı ve rızası olmadan Ermeni topraklarını paylaştılar. Ve ikincisi Lenin ve Kemal bir devrimle iktidara geldiler ve meşru liderler değildiler. Aynı yıl 1921'de Cavah ve Hıram bölgesi Gürcistan'a verildi. 12 Haziran ve 4 Temmuz 1921'de nüfusun %95'i Ermeni olduğu için Artak'ın Ermenistan'ın bir parçası olmasına karar verildi. Ancak Azerbaycan lideri Nerimanov'un çabaları nedeniyle 5 Temmuz'da Rusya Komünist İşçi Partisi Kafkasya Bürosu'nun oturumunda Stalin'in kararıyla Artsah Azerbaycan'a verildi. Rusya Komünist İşçi Partisi neydi? Yani toprak anlaşmazlıklarını çözme yetkisi olmayan bir parti organıydı sadece. Salin ise o zamanlar devlet başkanı değildi. Bu nedenle Artsax'ın Azerbaycan'a devredilmesi her bakımdan yasa dışıydı. Ancak bu karar şimdiye kadar Artsak'ta devam eden ihtilafın nedeni oldu. Müzakerelerin önemli bir gerçeği unutması daha da gülünçtür. 24 Şubat 1920'de Milletler Cemiyeti, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan sınırlarını belirlemek için bir komisyon kurdu. Ve komisyon sınır sorununu nüfusun ulusal dağılımına göre çözmeye karar verdi ve böylece Artsakh ve Gartman Ermenistan'a verildi. Rusya Komünist İşçi Partisi parti organı Artsakh'ın Azerbaycan'a devredilmesinden 2 yıl sonra 7 Temmuz 1923'te Azerbaycan, Ermenilerin protestolarına yenilerek Dağlık Karabağ Özerk Bölgesini kurdu ama sadece 4400 kilometrelik bir alanda Sovyet Ermenistanından sınır bağlantısını kesip bir anklav şeklinde oluşturmuş oldu. Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarımızın teslim edilmesini hangi gerekçelerle talep ettiği açık değildir. Çünkü bu topraklar kendi iradesine 1923 kararı temelinde verilen devasa Arsak'ın sadece 4400 kilometre karelik bir alanıdır. Bir diğer hususta Sovyetler Birliği'ne bağlı cumhuriyetlerin egemen devletler olmadığı, sadece Sovyetler Birliği idari birimleri oldukları, dolayısıyla Dağlık Karabağ'ın hiçbir zaman bağımsız Azerbaycan'ın bir parçası olmadığı, Sovyetler Birliği idari birimi olduğudur. Artsakh hareketi 1988'de Artsakh Ermenilerinin Azerbaycan'dan ayrılıp Ana Ermenistan'a katılmak için ayağa kalkmasıyla başladı. Afişlerde yazılanlara bakalım. Karabağ Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Karabağ halkının hayali Ana Ermenistan ile yeniden birleşmesidir. Ermenilerin Azerbaycanlara barışçıl talebine 70 yıldır kardeş lakaplı Azeriler 7 gün sonra Sumgayit olayını yarattılar ve bunu Azerbaycan'daki tüm Ermeni yerleşim yerlerinin katliamları izledi. Barışçıl mücadele savaşa dönüştü. Ruslar Azerbaycanlara yardım ettiği sürece başarı esas olarak onların tarafındaydı. Fakat 1992'nin başından itibaren zaferlerimiz başladı. Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi'nin bitişindeki toprakların bir kısmını kurtardık. Siyasi süreçler savaşa paralel olarak devam ediyordu. 1 Aralık 1989'da Sovyet Ermenistan ve Dağlık Karabağ Ulusal Konseyi Sovyet Ermenistan'ı ile Dağlık Karabağ'ın yeniden birleşmesine karar verdi ve böylece Sovyet Ermenistan Yüksek Konseyi Dağlık Karabağ özel bölgesinin kendi kaderini tayin hakkı gerçeğini kabul ediyordu. Bu kararla Dağlık Karabağ vatandaşlarına Ermenistan Cumhuriyeti'nin hakları verildi ve ekonomik sistemlerin birleştirilmesi gerçekleştirildi. Bu karar devletimizin temel belgesi olan 23 Ağustos 1990 tarihli bağımsızlık bildirgesinde yer almış ve bildirge aracılığıyla dolaylı olarak Ermenistan Anayasasının ön sözünde kaydedilmiştir. 1990-1991 yıllarında Sovyetler Birliği çöktü ve cumhuriyetler sırasıyla bağımsız hale geldiler. 30 Ağustos 1991 yılında Azerbaycan bağımsızlığını ilan etti ve Dağlık Karabağ özel bölgesini lağvetme kararı aldı. Bu arada Azerbaycan 1918-1920'deki Azerbaycan'ın bağımsızlığına geri döndüğünü ilan ediyordu. Bu süre zarfında Arsak'ın hiçbir şekilde Azerbaycan'a ait olmadığını unutmayalım. Azerbaycan'ın bu kararına karşı Dağlı Karabağ Özerk Bölgesi'nin Bölgesel Konseyi ve Şahumyan Bölge Konseyi 2 Eylül 1991 tarihinde Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını ilan etti. Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi Sovyetler Birliği Anayasası'na göre Sovyetler Birliği'nden ayrılarak Dağlık Karabağ Ermeni Cumhuriyeti ilan edildi. 12 Mayıs 1994'te Ermenistan Cumhuriyeti, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasında ateşkes imzalandı ateşkesi ki bir saat içinde Kur Araks arazisine ulaşılabilecekken ki Ermeni ordusuna karşı savaşan olmadığı halde Azerilerin yerleşim yerlerinin boş olduğu halde Azerbaycan'ın aylardır ateşkes istediği halde Muzaffer Ermeni ordusunun neden ateşkesi imzaladığı ve düşmanın ayağa kalkıp yeni bir savaş başlatmasına izin verdiğini daha sonra tarih değerlendirecektir. Bundan sonra da sanki ateşkes yetmiyormuş gibi Leon Terpedosyan kurtarılan bölgeleri Azerbaycan'a geri vermeyi kabul ediyordu. Robert Koçaryan Madrid ilkeleri üzerinde müzakere ediyordu. Ser Sarkisyan ise Kazan belgesini kabul ediyordu. Üçünde de işgal altındaki bölgelerin geri dönüşünden bahsediliyordu. Müzakere masasında uluslararası hukukun üç ilkesini içeren bir belge vardı. 1. Anlaşmazlıkların barışçıl çözümü. 2. Ulusların kendi kaderini tayin hakkı. 3. Devletlerin toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkesi. 6 maddeler ise şunlardı. 1. Eski Dağlı Karabağ özel bölgesini çevreleyen kurtarılmış toprakların Azerbaycan'a devredilmesi. 2. Dağlık Karabağ'a ara bir statünün verilmesi. 3. Ermenistan Cumhuriyeti'ni Dağlık Karabağ'a bağlayan koridor. 4. Referandum yoluyla Dağlık Karabağ'ın nihai yasal statüsü. 5. Ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin eski ikamet yerlerine dönme hakkı. 6. Barış gücü askerlerinin konuşlandırılması. Bu anlaşmalar Azerbaycan için çok faydalıydı. Çünkü kurtarılan toprakları teslim etmeyi ve Artsah'ı Eski Dağlı Karabağ Özerk Bölgesi sınırları içinde bir anklav olarak Azerbaycan'a bırakmayı kabul etmiştik. İlk noktanın uygulanmasından sonra diğer noktalar da tehlikeye giriyordu. Artsah'ın kurtarılan toprakları teslim edilmesi halinde sınırlar yerleşim yerlerine daha yakın oluyordu. İnsanların ailelerini alıp sınır köylerini terk etmeleri için köylere doğru birkaç atış yeterli oluyordu. Sünük de aynı şekilde Nahçıvan ve Azerbaycan tarafından kuşatılırdı şimdi olduğu gibi. Ermeniler Turan kıskacında bulunacaktı ve bulundu da. Diğer müzakere noktaları da Azerbaycan'ın lehineydi ve bunların uygulanmasına sıra gelmeyecekti. Çünkü ikinci ara statünün ne olduğu ve ne zaman verilmesi gerektiği hiçbir şey net olarak yazılmamıştı. Üçüncü, Laçin'in dar koridorunu her iki taraftan da kapatması Azerbaycan için bir saatlik bir meseleydi. Dördüncü, mültecilerin dönüşü. Halkımız güvenlik nedeniyle Bakü ve Kirovaba'da gidip yerleşemeyeceklerdi. Onlar ise Arsak köylerini evsizlerle dolduracaktı. Ama 1988-1990 yıllar arasında Sumgayit, Bakü, Ganzak, Kirovabad, Şamhor, Nahçıvan ve diğer tüm Ermeni ve Ermeni nüfusunun yoğun olduğu bölgelerden 500 bin, 700 bin Ermeninin Azerbaycan topraklarını terk ettiğini de unutmayalım. 5. Referandum Sıra ona gelseydi Azeriler kazanırdı. Çünkü onlar dolup çoğalırlardı. Ermeniler ise Göç etmiş olurlardı. Altıncı, barış gücünün konuşlandırılması Rusya'nın hayali birliklerini Artsağa göndermek ve Artsağa sahip olmaktı. Zaten Ermenistan'ı da sömürgeleştirmişti. Azerbaycan'ı ise 1990'larda ve 2020'de zaten yaptığı gibi kendine çekmek için Artsağı ya hediye ya da kurban olarak Azerbaycan'a verecekti. 27 Eylül 2020'de Azerbaycan, Türkiye'nin katılımı ve paralı teröristlerin de içine çekildiği Artsah ve Ermenistan'a karşı bir savaş başlattı. Savaş sırasında Azerbaycan ve Türkiye uluslararası hukukun tüm normlarını ihlal etti. Teröristleri kullandı, sivillere karşı fosfor ve misket bombaları kullandı, mahkumlara ve sivillere sert davrandı. Egemen ülke Ermenistan Cumhuriyeti'nin devlet sınırını geçti ve bombaladı. 44 günlük savaş sırasında Azerbaycan, Fuzuli'nin Varanda, Cebrail'in Cirakan ve hiçbir zaman Azerbaycan'a ait olmayan Hadrut'u, Şuşi'ye kadar Arsak'ın güney kısımlarını işgal etti. 9 Kasım tarihli üçlü anlaşmaya göre ayrıca Ermeni tarihi Karbacar yani Kelbacar, Akna Ağdam, Kaşata, Martakert'in kuzeyi Azerbaycan'a geçti. Sonraki aylarda Azerbaycan Ermenistan Cumhuriyeti topraklarını talep ederek Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sinik ve Gehar bölgelerine asker gönderdi. Onlar anlaşmayı yerine getirmediler ve Ermeni esirlerini iade etmediler. 9 Kasım'dan sonra 9 Kasım itibariyle Ermeni kontrolünde kalan Hıtsabert ve Hintagel köylerini işgal ettiler. Nahçıvan'ı Azerbaycan'ın yeni işgal ettiği bölgelerine bağlayacak olan ve 9 Kasım Anlaşması'nın son noktasında öngörülen yolu koridor olarak anmaya başladılar ve bölgeyi Ermenistan Cumhuriyeti'nden istemeye kalkıştılar. Bu makale Arsaha kısa bir tarihsel bakış sunmayı amaçladığından siyasi bir analiz yapmayacağım. Bunlar kabul edilebilir veya kabul edilemez olabilirler. Ancak tarihsel gerçekler değişmez. Artsax'ın Ermeniliği hem tarihi belgeler ve yasal belgelerle hem de binlerce yıllık Ermeni tarihi ve mimari anıtlarla, kiliselerle, haçkarlarla, mezarlarla, sicil kayıtlarıyla ve binlerce yıllık Ermeni varlığıyla tartışılmaz bir gerçekliktir tarihte bir ulusun başka bir ulusun yurdunu fethettiği görülmüştür. Ama fethedilen o yer asla fetheden ulusun vatanı olamaz ve oralara neşe getiremez. Toprağın bir hafızası vardır ve gerçek sahibini bekler. Makalenin yazarı Sona Nazaryan. Tarih 2021.